sanat hayatının üç güzel konuğu, üç değerli konuğu. Başlamadan önceyi kamera arkası gibi gösterseydik çok özel bir program olurdu değerli izleyiciler. Gafur Uzuner. Eyvallah, sağ olun. Atölyesindeyiz. Mustafa Albayrak. Ve hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ve Osman Akça. 7 sanatçının katıldığı Renklerin Ustaları sergisi Ankara'da, Ankara Kalesi'nde. O çok özel bir yapıda. Buradaki sohbetin özelliği gibi galeride özel orada. Tarihsel köklere dayanan antikanın her türlüsü bir alanda. Onun yanında 3-4 sergi açılabilecek şekilde galeri düzeni. Ankara'nın kazandığı çok özel bir mimari yapı var. Ve güzel insanların yönettiği, baba oğlun yönettiği, devamlı olacağı görülen çok güzel bir galeride. İstanbullu sanatçılar. Evet. Gafur Uzuner'in başlamadan önce içtenlikle talep ediyorum. Başka bir programda beraber olalım. Tek başına İnşallah. Olalım. İnşallah. Hayatla sanat arasındaki ilişki, gülmek yaşanan günlerde, gülmek renk ile, insan ile, insani formlarla gülmek arasındaki ilişki Gafur Uzuner'le özel olarak konuşalım. Ne dersin Albayrak? İnşallah kahkahayla izleyeceğiz. Bir gün yaparız. Yapalım, yapalım. Yapalım. Muhteşem enerjisi yansıyacak. Evet. Sağ olun. Çok her birini sergilerinden, önemli etkinliklerden, fuarlardan tanıdığımız sanatçılar, İstanbul sanatçılar Ankara'da olacaklar. 7 sanatçılık sergi. Ben Albayrak'la başlayalım istiyorum. Atölyede hazırlıklar tamamlandı. 14 Aralık ile 9 Ocak arasında olacak sergi. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14'te başlayacak. 20'ye kadar sürecek kokteyl geniş ile geniş katılım var. İle güzel olacak. Bu 7 sanatçı ve İlk programı buradaki sanatçılar içinde Albayrak'la yapmıştık 10 yılı aşkın süre önce ve çok sayıda program yaptık birlikte. O zaman İstanbul'da yenilik vardı 10 küsur yıl önce ve yaş olarak da erken dönem sanat idi. Şimdi 35'li yaşlarda. Evet, bu sergi. Zafer abi teşekkürler. İlk soruyu bana sorduğun için özellikle. Hatta mekanımıza buyurup bu güzel programı burada hep birlikte gerçekleştirdiğimiz için. Asıl teşekkürü de Emin Antik, İbrahim Bey'e ve oğlu Emin'e teşekkür etmek istiyorum. Bizim yıllardır dostumuz, İspir'de Gafur abiyle de birlikte gittiğimiz bir çalıştayımız oldu. Orada asıl daha böyle birbirimizi yakından tanıdık İbrahim abiyle de. Daha öncesinden sergilerde galerici olarak tanıyordum ayrı bir şey fakat orada daha yakından tanıdık. Daha sonraki Ankara sergilerimizde sık sık gittiğimiz, biraz önce senin de söylediğin gibi muhteşem bir mekanı var. Ben mekanı en çok sevdiğim alanı, antika kısmı değil, galeri değil, kafe kısmı, sanat kafe kısmı. En çok sevdiğim yer orası. Her kitaplık var. Muhteşem bir yer. Açık muhteşem alan bir Ankara. Yer. Her yerde antikacı bulursun, her yerde galeri bulursun ama o kafe sanatçıların gittiği, sanatı paylaştığı, sohbet ettiği, her bir güzel ortamı yaşayabildiği bir alan olarak düşünüyorum ve Ankara'da öyle bir şey ben görmedim. Bir sürü galeriyle çalışıyoruz işte. Farklı mekanlar görüyoruz ya da İstanbul'da birçok galeride çalışıyoruz. Farklı mekanlara girip çıkıyoruz. Kafesi var işte, galerisi var, antikacısı var, her şey var, müzesi var ama öyle bir kafe ortamı, sohbet ortamı ben görmedim. O yüzden hayranım oraya. Özellikle manzarası muhteşem. Buradan sadece sergiyi gezmek için değil, o mekanda oturup o manzarayı da seyretmek için insanlar bence bu sergiye gelmeli diyorum. İbrahim abiyle daha öncesinde işte oturup sizinle sergi yapmak isteriz falan biz de istiyorduk bir abimiz. Böyle gelişen bir proje. İşte 3-5 kişi yola çıkmışken asıl dostluğa önem verdiğimiz bir serginin bence tam merkezine oturan bir iş olduğu gibi düşünüyorum. Çünkü oradaki de bir dostlukla başlayan bir şey. Sonuç olarak 7 tane dost olarak biz, sanatçı arkadaş değiliz sadece, dost olarak orada olacağız. Bence dostluğun, sanatın, arkadaşlığın, galericiliğin değil sadece, hepsinin pekiştiği bir sergi göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden çok önemsiyorum ben. Yani bu sıradan bir karma sergimiz değil. Dostluğumuzun pekişme sergisi gibi. Hem galerici olarak, hem Ankara olarak, hem bizlerin buradan daha çok İstanbul aşığı gibi diyeyim, İstanbul resimleri yapan ressamların yine Ankara'da bir arada buluşma sergisi gibi bir şey olacak.
Evet. Ankara görünümü, kitaplık ve sanat sohbetlerinin olduğu yer. Sanat tarihi edebiyatçılarla ressamların, sinemacılarla şairlerin, ressamların, heykeltıraşların, müzisyenlerin bir araya geldiği toplantılarla oluşuyor. Bunlara ihtiyaç var ve aslında böyle bir geleneğimiz de var. Orhan Veli'lerin Şükran Lokantası'ndan bu yana benim bildiğim daha eskisi de var. Ankara'nın böyle güzel ev sahiplikleri var. Sanatçıların bir araya geldiği, yaşayan bir yer başkentimiz. Aynen. Ve zenginleştikçe yeni alanlarla, sergi alanlarıyla, sohbet alanlarıyla Türkiye'ye yakışan bir tablo çıkıyor. Evet, galeriyle ilgili kale, galeri ve yöneticilerle ilgili ve bu sergiyle ilgili sizin düşüncelerinizi alayım Gafur Bey. Şimdi Zafer abi, tabii abi diyorum ama Zafer abi benden daha delikanlı. Saygımdır abi diyorum, Zafer abi. Şimdi ben biraz da serginin İbrahim abiyle beraber ev sahibi sayılırım. Çünkü ben Ankaralıyım. Evet. Tabii. Evet. Hatta şöyle bir şey, ben Ankara'nın köylüsüyüm. Ben çocukluğumda İbrahim abinin mekanının olduğu, yani işte Saman Pazarı'nın kaleye doğru giden yanında yine bir yokuş vardır filan, at pazarı yokuşu vesaire. Evet. Çocukluğumda ben oralara çok giderdim. Niye giderdim? Köyden dedeler filan bizi oralara götürürdü. Köylü oradan alışveriş yapardı. Orası Ankara için çok önemli, benim için daha da önemli bir yer. Dolayısıyla şimdi demin söz ettiniz ya hani işte aydınların, sanatçıların, ressamların, yazarların, oyuncuların vesaire buluştuğu mekanlar. Şu anda Ankara'da bu işi antik yapıyor. Yani İbrahim Bey'in mekanı yapıyoruz. Evet. Antik Sanat Merkezi, doğru mu? Emin Antik, evet. Emin Antik Sanat Merkezi yapıyor. Ben görüyorum mesela şimdi tabii bu sosyal medya vesaire, oradan da takip etme şansım buluyor. Mesela benim hocalarım, profesörler, işte iş adamları, koleksiyonerler, ondan sonra siyasetçiler, sanatçılar, ressamlar, oyuncular. Bir bakıyorum her gün birileri orada. Bu şahane bir şey. Bizim için de şahane. Niye? Orada sergi olduğu zaman orada sürekli bir sirkülasyon oluyor. Evet. Gelen giden oluyor. Bu şu manaya geliyor. Sergilerin de çok gezildiği bir yer. Geliyorsunuz, sergiyi geziyorsunuz, çay kahve gazoz içiyorsunuz, sonra bir daha geziyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz hayata, sanata dair filan. O yüzden İbrahim'i kutluyorum. Zaten o da sanatçı. Şiir kitapları var. Koleksiyoner. Oradan zaten başlıyor iş. Sonra da bir mekan sahibi oldu. Bizim de dostluğumuz var Mustafa'nın söz ettiği gibi. Öneri gelince biz de böyle bir sergi yapalım dedik. Tabii sergide çok değerli arkadaşlarımız var. Kadir de koşturdu, resimlerimizi topladı. Kadir Ablak var, evet. Musa Güney var, Tolga var, Boz Toprak var. İşte biraz Osman konuşacak birazdan. Osman Akça var, İsmail Tetikçi var. Var mı başka? Mustafa var zaten. Buradakini saymıyorum. Mustafa var. Gafur Uzray var. Beni de sağ olsunlar. Gençler aralarına kabul ediyor. Onların enerjilerinden, bilgilerinden, görgülerinden yararlanmaya gayret ediyorum. Sonuç itibariyle keyifli bir yer yani Ankara'da. Sergimiz 14'ünde, bir daha söylemiş olayım. 14 Aralık saat 14'te Emin Antik'te açılıyor. Güzel bir sergi. Ne zamana kadar? 9 Ocağı, yani yeni senenin ilk 9 gününde de bu sergiyi sanatseverlerin gezme olanağı var. Herkesi bekliyoruz. Osman Akça ile bu 7 sanatçının ortak paydasını ve kendi sanatı, kendi resmi üzerine görüş alarak devam edelim. Olur abi, buyurun. Evet, ben de bu sergiye işte arkadaşlarımla daha önceden gene İstanbul resimleri yaptığım için bir araya gelmiştik. Birkaç senedir devam eden bir yakın diyalog, yakın ilişkiler var. Artık dostluğa dönüştü bu şey. Sağ olsunlar Ankara'daki sergiye tekrar bir yeni bir enerjiyle, yeni bir sinerjiyle hazırlandık hep birlikte. Resimlerimizi de dün gönderdik hatta işte. Kadir sağ olsun bunların bütün şey işte organizasyonlarını falan işte üstlendi.
çok güzel de bir sonuç olacağını düşünüyorum ben. Ankara'ya ben bir kez gittim. Yani Eminönü'ye bir kez gittim. Hayran kaldım zaten. O Eminönü'nün bulunduğu mekan zaten olağanüstü. Arkadaşlarım da bahsettiği gibi o çatılara falan, oradan görünümlere falan bayıldım. Özellikle beni orada cezbeden başka bir şey oldu. Sizle de yaptığımız sohbet de Bafra Mabedi'nde. Oradaki odun yanıyor, soba yanıyor. Onun kokusu beni çocukluğuma götürdü. Hala devam eden bir süreç var orada. Bu çok güzel. İstanbul'da artık bunu ben çok yaşadığımız bir şey değil. Buradaki başka meselelerden dolayı. Orada eminim çok 2-3 gün çok nefis bir zaman da geçireceğiz arkadaşlarla birlikte. Sergi zaten anlatmaya gerek yok. Herkesin kendi yaptığı resimler zaten başlı başına bir eser, her biri farklı disiplinlerde. Osman Akça kendi resmini nasıl anlatır? Değerli izleyiciler tabii ki izliyorlar şu anda konuşurken resimlerini. Benim sanatım diye bize anlattığında resmi nedir Osman Akça'nın? Ben aslında İstanbul resimleriyle, yani resim tabii bende çok çocuk yaşlarda başladı. Hatta siz de işte memleketlim olarak Cumhuriyet Ortaokulu'nda, Bafra'da çok iyi bir resim öğretmenimiz vardı bizim, Halil Yumuşak. Onun çok ciddi bana verdiği bir destek oldu. Yani özel eğitim seviyesinde ilgi alaka gördüm ben ondan ve orada ben hayatımı resim üzerine şekillendirdim. Ve işte resmin dışında tabii İstanbul'a geldim, buradaki hayat kargaşasından, erken evlilik, çocuk sahibi olma vesaire derken bununla birlikte tabii maddi imkansızlıklar, sanatla yaşayabilmek çok zor İstanbul gibi bir yerde. Ben başka işler yaptım, reklam işine girdim. Reklam sektöründe bir takım işler yaparken ama hep hayatımda merkez oldu. Yaptığım iş de zaten beni resim sayesinde bir yerlere taşıdı. O işi başka bir yere taşıdım ben zaten ama resim hep vardı. İstanbul resimleri yaparak başladım kısaca. İstanbul'un tabii her santimetre karesi olağanüstü. Her şeye rağmen, bütün kuşak çatışmasına rağmen İstanbul'da görüyoruz işte çok tarihi bir binanın yanında işte kocaman cam işte kaplanmış, giydirilmiş binalar görüyoruz. Kuşak çatışması olarak tanımlıyorum ben bunu. Ama yaptım sonra kendi hayal ettiğim şeyleri bunların içine işte zaman zaman azaltarak, zaman zaman çoğaltarak. Mesela şu anda İstanbul'un farklı böyle imgelerinin önüne ana karakter olarak bisikletler koyuyorum. Bisikletler tabii benim işte çocuğumdan, herkesin çocukluğundan kaynaklı bir takım duygular oluşturuyorlar. En önemlisi de özgürlük kavramı benim için. Özgürlük, hatta bunun yanı sıra da medeniyet olarak düşünüyorum ben bisikleti. Bazen işte gene özgürlük kavramı olarak güvercinler koyuyorum ön plana ana karakter olarak. Arkada yer yer İstanbul'u gösteriyorum tabii. Bundan kopamayız biz. Böyle bir şeyim var. Renk seviyorum. Kendi bir renk dilim, renk paletim oluşturdum. Pentür benim için çok önemli. Oradaki izleyiciye verdiği duygular, oradaki izleyiciyi yormadan bir şeyler anlatabilmek, ifade edebilmek, kendinden bir şey bulabileceği resimler üretmeye çalışıyorum kendi çapımda.